호비 형, 호비 형, 형 솔로로 데뷔해야 될 것 같아요. 마르바 이키레림 kanalınıza hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Mullet Jungkook. Yaptın yine yapacağını. Sabah gördüğüm Kovey reklamı neye uğradığımı şaşırttı. Siyah saçlı Bangtan'ı geçen günkü TikTok videosunda görmüştük ama Mullet falan yoktu Jungkook'un saçında. İlk yıllarda tek renk ve aynı saç stil saçlardan vazgeçmeyen Jungkook büyüdükçe her geri dönüş bir tarafa, reklam filmlerinde bile farklı saç stilleri ve renkleriyle bizi duygudan duyguya sürükler oldu. Onda kahverengi Mullet gördük, sarı Mullet gördük, mavi Mullet gördük, mor Mullet gördük, gri Mullet bile gördük. Şimdi de merhaba siyah Mullet. Bu çocuk bizi çok fazla sınıyor. Çalıştıkları markalarda sabrımı sınıyor. Nerede bu çocuğun dövmeleri acaba? Reklam televizyonda yayınlanıyor diye dövmeleri kapatmak nedir? Gelişmiş ülkelerde bile böyle saçmalıklar oluyorsa biz normaliz hele. Bu reklam çok önce çekildi desem mümkün değil. Dudağındaki piercing duruyor. Ve kesinlikle video yeni. Çünkü dediğim gibi geçenki TikTok videosunda hepsinin saçı siyahtı ve saç stilleri Jungkook hariç aynı. Jungkook'un mulletleri o videoda yoktu. Bu nedenle ensesindeki saçların takma olduğunu düşünüyorum ve bu canımı çok yakıyor. Jungkook bu sonuçta bizi şok etmek için saç da taktırır, saç da kazıtır spa. Bir de bakarsınız geri dönüşte gerçekten mullet bırakmış. Yalnız diğer videoda saçlarını geriye attığı için pek belli olmuyordu ama Jimin'in saçlara bakın, tam ısırmalık bu çocuk. Artık gelseler de rahatlasak yahu. Bu çocuklar dün Billboard müzik ödüllerinde aday oldukları 6 kategorinin 3'ünü alarak gitmedikleri törende rekorlar kırdı. Hani bahsetmiştim size 3 ödül alırsak Billboard tarihinde en çok ödül alan grup rekorunu Destiny Child grubunun elinden alacağız diye. Ha işte BTS 2017'den beri aday oldukları kategorilerden ödüller alarak toplam 12 ödülle Billboard müzik ödülleri tarihinde en çok ödül alan grup rekorunu kırdı. En iyi grup ve şarkısı en çok satan sanatçı ödülleri bir yana, iki şarkımızın aday olduğu en çok satan şarkı kategorisinin kazananı da Badr oldu. Geçmiş olsun Permission to Dance. Jimin belki bu vesileyle gelir de klasik ARMY'miz bir ödül kazandı paylaşım yapar diye bekledim ama gelmedi hayırsız. Umarım geleneği bozmasına mantıklı bir açıklaması vardır, yoksa kendisini özlettiği için onu dava edeceğim. Aman amcanım sağ olsun. Paylaştı bir selfie, keyfim yerine geldi. Sen mavi mavi ne kadar da güzelsin öyle. Bu arada K-pop konseri hakkında bilgi gelirse paylaşacağım demiştim ya, geldi. Kore Kültür Merkezi konserin iptal olmadığını, sadece yerinin ve saatinin değiştiğini söyledi. Detayları önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını yazmışlar. Sait denen faydasız da olay üzerine bunu paylaşmış. Amacı bakanlığın bu etkinlikten çekilmesiymiş. Devletin böyle bir etkinliğe destek vermesi zoruna gidiyormuş da neymiş neymiş. Bunu başardığı için de gerisi önemli değilmiş. Kendi kendini kandırıyor işte. Bakanlık çekilmiş etkinlikten deniyor ama kime ne, sonuçta o konser olacak. Gidecek olanlar eğlencenize bakın siz. Benim yerime de eğlenin olur mu? Hepinizi morluyorum. Yorumlarda buluşalım.